medeniyet mirasımızdan taviz vermeden hedeflerimize ulaşacak yöntemlerle vizyonlarımızı genişletiyoruz. Şu anda bugün temelini atacağımız bu perspektif işte bu genişlemenin bir uygulamasıdır. Bunun için milletimizin karşısına Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne atfen 2023 hedeflerimizle İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne atfen 2053 vizyonumuzla inşallah bu sene fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır bir fetih şenliğini Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız. Bir sorayım bakayım, hazır mısınız? Şöyle muhteşem bir fetih şenliğini öyle yapalım ki öyle yapalım ki inşallah cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a layık olalım. Bu duygularla bir kez daha temelini atmak üzere bir araya geldiğimiz Darül Aceze Sosyal Hizmet Şehri'nin ülkemize, şehrimize, sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen? Hamza Bey 36 aydan başladı 30 aya indi. Ne diyor bu? Bu müteahhiti değiştirelim biz. Olmaz olmaz. Olmaz. Tamam da şimdi 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı bir defa kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde burayı bitirmeniz lazım. İcabında hani vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz, sen merak etme. Gece gündüz full time çalışacaksınız. Tamam? Şahit olun. Söz diyor. Yoğun bir çalışma. Evet. İnşallah aldığımız söz yerine gelir. Bi bereketi Kur'an-ı Azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Bugün temelini atmak için toplanmış bulunduğumuz bu hayır kurumunun inşasını en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı bizlere nasip-i müyesser eyle ya Rabbi. Gençlerimize, yaşlılarımıza imanımızın, medeniyetimizin rahmet, şefkat ve merhametiyle sargılamayı, sarmayı ve kucaklamayı bizlere nasip-i müyesser eyle. Allah rızası için El-Fatiha. Evet, hazır mıyız? Duamızı yaptık. Şu anda gerek Diyanet İşleri Başkanımız, milletimizle birlikte sözü de aldık. İnşallah 10 ayda, 12 ay mı? Hemen de kaçsın.
12 ay 24 saat mesai. İslam'ı ön tarafa almışsın. Onu da arkana al, sağlama al kendini. Hazırsak ya Allah, Bismillah deyip butonlara basıyoruz. Evet, şu anda ekranlardan, mikserlerden betonların temele döküldüğünü gördük, görüyoruz. Hayırlı olsun. Rabbim kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. İnşallah açılışta da bir arada olacağız. Efendim, hediye Metin Sabancı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde serebral palsi hastalığı olan Cansu Gökçe Ağaç tarafından cam boyama tekniğiyle yapılmıştır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edilmekte şu anda. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sayın Hamit, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, temel atma törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Girişinden itibaren mimarisindeki bab-ı şefkat duygusuyla insanı kucaklayan, her iki yanı yüksek ağaçlarla çevrili geniş ana caddeden geçerek meydana geldiğinizde köy kahvesi ve restoranla karşılaşacak 500 kişilik camimizle birlikte aynı bahçe içerisinde yer alan kilise ve havrayı da göreceksiniz. Yürüyüş parkuru ya da bisiklet yolunu kullanarak tüm şehri gezebilir, hobi bahçelerimizde bir şeyler üretebilir, gül bahçelerimizde gölet üzerinden güneşin batışını izleyebilirsiniz. Eğer bir vasıtaya ihtiyacınız olursa elektrikli arabalarımız her an hizmetinizde olacak. Şehrimizde bağışçılarımız, sağlıklı ve yatağa bağımlı sakinlerimiz, koruma altında olan çocuklarımız için oluşturduğumuz yaşam alanlarıyla sanatçı ve sporcu yaşam merkezinin de yer alacağı 11 bloktan oluşan toplam 900 yatak kapasiteli tesisimizle kalabalık bir aileye ev sahipliği yapacağız. Gelecekte ihtiyaç olması durumunda kullanabileceğimiz 5 bloktan oluşan 400 yatak kapasiteli rezerv alanımız hazırda bekliyor olacak. Konaklama birimlerine ek olarak rehabilitasyon ve sosyal merkezimizde sakinlerimiz hayatın içinde üretime katkıda bulunarak sosyal bağları kuvvetli bir yaşam sürebilecek. Ana giriş yanında yaklaşık 12 bin metrekare alan içerisinde konut, lojman ve otel yapılmasını planlarken, sakinlerimizin torunları ziyaretimize geldiğinde şehrimizi neşeyle dolduracakları oyun alanlarını da unutmadık. Tek, çift, 3 ve 4 kişilik odalarda kalabilecek olan sakinlerimize tüm birimlerimizde konforlu dinlenme ve okuma alanları hazırladık. Her birimde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde ortak kullanıma açık oturma grupları ve mutfak alanlarımız, sakinlerimizin egzersiz ve spor faaliyetlerini yapabileceği fizyoterapi ve fitness alanından sonra dinlenebilecekleri bir spa'mız olacak. Poliklinik, sosyal merkez, başkanlık ve idari binaların altında düzenlenmiş olan baza katında birim girişleri, restoran, ana mutfak, çamaşırhane gibi ortak alanlar düzenledik.